sağlığım için her şeyin ağız ve diş sağlığı köşesinde bu hafta diş eksikliklerinin nedenlerini ve çözümlerini ve özellikle de implantların yerini konuşacağız. Bu konuda bize diş hekimi Pertev Kökdemir bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz izleyicilerimiz de e, size soru da yöneltebiliyorlar. Hı hı. Ben o yüzden sevgili izleyiciler iletişim bilgilerimizi gene ekranlarımıza getirmek istiyorum. Sorularınız varsa, öneri ve görüşleriniz varsa bize maille, sosyal medya adreslerimizden ya da e, ulaşabilirsiniz. İşte iletişim bilgilerimiz. Genelde e, diş eksikliği olduğunda e, kişiler bunu çok önemsemezler. Hele arkada görünmeyen dişlerse, <laughs> önde olan dişlerse daha çok bu bir estetik problem, aynalarla insanı küstüren bir problem olarak görülür. Aslında diş eksikliği dediğimiz, diş kaybı dediğimiz olay e, sadece estetik bir problem midir? E, sağlığımızı da ilgilendirebilir mi? Aslında sağlığımızı çok yakından ilgilendiriyor çünkü biliyorsunuz sindirim ağızda başlıyor. Eğer biz yiyeceklerimizi iyi çiğneyebilirsek, ee, ufak parçaları ne kadar fazla bölebilirsek mide sindirimine o kadar çok yardımcı olmuş oluruz. E, yediğimiz besinlerden aldığımız vitamin, mineralleri de o kadar fazla almış oluruz. Çiğnemeden yuttuğumuz yiyecekler ise bize kilo fazla kilo olarak geri dönüyor. Ve insanlar işte neden acaba ben külahlıyorum, niye böyle şişmanladım, oysa çok fazla yemiyorum diye düşünüyorlar ama ağızlarında diş eksikliği varsa bu tek taraflı da olabilir, çift taraflı da olabilir. Her ikisinin zararı farklıdır aslında genel sistemimize. Ee, hem fazla kilo almaya hem ekle, çene eklemiyle ilgili problemlere hem de ağzımızda dişlerle ilgili yani o e, boşluğa komşu sağlam dişlerimizle ilgili gelecekte başka problemlere yol açabiliyor. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü <laughs> genelde diş eksikliğinin kilo almaya ya da şişmanlığa yol açan bir faktör olduğu da bilinmez. Ee, bir şey daha soracağım. Biraz önce zaten vurgu yaptınız. Gaz gibi sindirim sistemi şikayetleri de, hazımsızlık da herhalde diş eksikliklerine bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Tabii yiyecekleri çünkü hem hızlı yemiş oluyoruz, yarım saatte ya da 20 dakikada bitireceğimiz bir tabak yemeği 5 dakikada bitiriyoruz. Çünkü ağzımıza aldığımız lokmayı yeteri kadar çiğnemiyoruz. Çünkü arkada dişlerimiz yok. Böyle olduğu zaman da çiğnemeden yutuyoruz. Bu da hazımsızlık problemlerine de sebep oluyor. Kişi hem yediği yiyecekten zevk almıyor hem de faydasını alamıyor. Ve e, rahatsız bir yemek yemiş olarak yemekten kalkıyor ve çok hızlı yemiş oluyor. İşte bütün bu zararlar e, ve kötü sonuçları ağzımızdaki diş eksikliklerinden kaynaklanıyor. E, ve ağzımızdaki diş eksikliklerini tamamladığımız zaman işte o zaman insanlar rahat ediyorlar. Yemek yemenin tekrar tadına varıyorlar. Hatta ağzında hiç dişi olmayan hastalarımız iyi bilirler. Ki onlar en çok yemekleri çiğnemenin değerini anlamış kişilerdir. Çünkü sahip oldukları kıymetli varlıklarını yani dişlerini kaybetmişler. Herhangi bir nedenle kaybetmiş olabilirler. Bu diş eti hastalığı olabilir, kalıtsal problemler olabilir veya nasıl bakılması gerektiğini bilmiyorlardır ve çok geç farkına varmışlardır. Bu nedenle kaybetmiş olabilirler. Ama bir şekilde işte damak proteziyle veya işte bir çıt çıtlı protezle mevcut dişlere tutunan bir çıt çıtlı takılıp çıkarılan protezle bu eksiklikleri tamamlanmıştır ama yine de konforlu bir şekilde kendi dişleri ağızlarındaymış gibi çiğni yememektedirler. Neden? Çünkü o protezler ağızda hareket edebilen, Hı hı. Sert bir şey ya da orta sert bir şey çiğnemeye kalktıklarında yerinde durmayıp bir tarafı yukarı kalkan protezler durumundadırlar. Eğer bu eksiklikler implant tedavisi ile tamamlanırsa tabii ki hastalarımız için çok daha konforlu ve rahatlıkla yemekleri işte ağızlarında kendi dişleri varmış gibi yiyebilecekleri bir sonuca çözüme kavuşmuş olurlar. O zaman zaten konu implant tedavisine geldi. Bize biraz gösterdiğiniz, getirdiğiniz örnekler Hı -hı. üzerinde de anlatarak e, implantlarda bir e, tek diş, birkaç diş Hı -hı. ya da toplam diş eksikliklerinde e, nasıl e, tedavi ediyorsunuz Hı -hı. hastaları? Şimdi diş eksikliği olduğu zaman tabii e, dişin çekilmesi sonucu bir diş eksikliği ortaya çıkıyor. Dişi de niye çekmek zorunda kalıyoruz? Hı -hı. Ya etrafında kemik kaybı oluyor yani diş eti hastalığına bağlı olarak bir kemik kaybı oluşabiliyor veya da bir çürük ilerliyor. Kanal tedavisi yapıyoruz ama hastamız yine kanal tedavisinden yeterli faydayı sağlayamıyor. Kök ucunda bir kist oluşmuş oluyor. Bu tamamen iyileşemeyebiliyor. O zaman o dişi çekmek zorunda kalıyoruz ve ağzımızda şöyle bir görüntü oluşuyor. İşte tek diş eksikliği görüntüsü e, bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu arkada, arka dişlerde olabileceği gibi ön dişlerde de olabilir. Hı hı. Bizim burada iki tane seçeneğimiz var. Ya komşu dişleri bu şekilde ufaltıp, iki taraftaki dişi de bu şekilde ufaltıp üzerlerine bir köprü protezi yapabiliriz. Hı hı. Şuradaki gibi. Bunlar ne, ne yapıyoruz? Bunu dişlerin üstlerine yapıştırıyoruz. Porselenden oluşuyor bu köprü. Ee, üstüne yapıştırıyoruz ve hastamız e, köprü proteziyle tamam eksik, eksiği tamamlanmış dişini kullanmaya başlıyor. Ama sağlam iki dişi de o zaman kesilmiş oluyor kesilmiş değil mi? Kesilmiş oluyor. Tabii bu bizim için de üzücü bir durum. Hastamız için de üzücü bir durum olabiliyor. Kendi sağlam dişlerini kestirmek istemeyebiliyor. İmplant yaptığımız zaman ise aslında implant hastalarımızı ilk başta ürkütebiliyor işte. Bir sonuçta cerrahi bir işlem. İnsanları Aha. korkutabilen bir işlem, ismi cerrahi olduğu için ama prosedürleri çok belli ve tecrübeli bir hekim tarafından yapıldığı zaman çok kısa sürede, 5 dakika gibi bir sürede tamamlanabilecek bir işlem. Ne yapılıyor? Uygun bir kemik içinde yuva hazırlanıyor, bu yuvaya implant vidası yerleştiriliyor ve bu kaynamaya bırakılıyor. Bu süre alt çenede 2 ay, üst çenede 3 aydır. Eğer hı hı. kemik tozu ilavesi yapılması gerekiyorsa yani bizim implantı yerleştirdiğimiz bölgede kemik eksiği varsa ve biz kemik tozu ilavesiyle bunu tamamladıysak ee, o zaman 6 ay beklememiz hı hı. gerekiyor. Bu sürenin sonunda implant kemiğe tamamen kaynamış anlamına geliyor. E, kemiğe tabi bu vidalanarak yerleştiriliyor ama hastalarımız şunu da düşünebiliyor işte bir tahtaya bir çiviyi ya da bir vidayı vidalamak gibi bir şey mi? Aslında tam olarak öyle değil çünkü... Burada da belki gözüküyor bu vidaların yivleri çok derin değil. Primer stabilizasyon için yani ilk tutunma için oluşturulmuş çok ince yivler var. Aslında biz hazırladığımız boşla implant vidasını bırakıyoruz, yerleştiriyoruz, <laughs> hafif bir vidalama yapıyoruz. Daha sonra bizim esas istediğimiz bu implant ile kemiğin tamamen kaynaşması. Çünkü kemik hücreleri işte bu 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık süre içinde implantın üzerindeki mikro girintilere nüfuz ediyor tamamen hı hı. sert sağlam bir yapı oluşuyor yani kemikleşmiş bir yapı oluşuyor da ve implant artık hastamızın ömür boyu kullanabileceği diş kökü görevi gören bir vida haline gelmiş oluyor hı hı. bu sürenin sonunda e, tabi hastamız bu süre içinde ağzında hiçbir şekilde vida vesaire gözükmüyor yani normal yaşantısına devam geçici ediyor. Geçici diş yapıyorsunuz ee, herhalde değil geçici mi? Geçici diş yapabiliyoruz veya zaten o bölge boşsa ve hastamızı <laughs> rahatsız etmeyen arkalarda bir e, diş eksikliği ise boş bırakabiliyoruz. Çünkü kemik tozu ilavesi de yaptıysak o bölgeye herhangi bir basınç gelmemesi çok önemli. Yani bir geçici protez basıncı gelmemesi çok önemli. O yüzden o şekliyle de kalabiliyor veya geçici bir diş yapıyoruz hastamız bunu kullanıyor. 6 ay sonra veya işte 2 ay sonra hastamız geldiğinde üst parçası implantın üstüne vidalanıyor ve ağzımızda şöyle bir görüntü oluşuyor. Ama hastamız bununla da yaşamıyor. Bir hafta içinde biz bu üst parçasının, implantın üst parçasının ölçüsünü alıp yeni bir porselen diş hazırlayıp oraya yapıştırıyoruz. Böylelikle implant diş olmuş oluyor. İmplantla dişi tamamlamış, eksikliğimizi tamamlamış oluyoruz. İmplant dişimizin kökü görevi görüyor. Şu şekilde ağzımızda yerleşmiş oluyor. Hiçbir zaman hastamızın artık kendi dişi kullanabileceği, takıp çıkartması gerekmeyen bir köküyle beraber dişi orada yerleşmiş oluyor. Şimdi merak edilen bazı sorular var. <laughs> İmplant işlemi diyabet hastalarına yapılabilir mi? <laughs> Diş etlerinde kişinin eğer kanamayla seyreden bir hastalık varsa yapılabilir <gülüyor> mi? Ve <laughs> eğer bir kişinin çene kemiğinde erime varsa hı hı. implant süreci nasıl işler? E, sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geldiğimiz hı hı. için iki soruyu birleştirip tamam. sordum size. Bu gerçekten bize çok fazla gelen bir soru. Diyabet hastalarını veya bazı hastalarımız daha önce implant yaptırmış oluyor ama e, implantını bir sebeple kaybetmiş oluyor ve şöyle bir imaj oluşuyor. İşte e, benim Ağzım implantı kabul etmiyor. Aslında hı hı. bu implantın e, kemikle bütünleşmemesinin kaynaşmamasının birçok sebebi olabiliyor. İşte e, doğru bir implant, iyi bir implant kullanılmaması olabilir. E, hekimin bir cerrah olmamış olması veya bu konuda tecrübesi olmaması olabilir. Hı hı. İşlemin çok uzun sürmesinden kaynaklanan bir enfeksiyon oluşmuş olabilir veya e, o bölgede işte hastamızın e, rahatsızlığından dolayı diyabet hastası diyelim veya o bölgede kemik erimesi var. Bu nedenlerle etrafındaki kemik erimiş olabilir. Biz bu durumlarda Smart hidrofilik implantlar kullanıyoruz. Bu implantların özelliği de hı hı. üzerlerine özel yapısından ve özel etrafındaki sıvıdan dolayı iyileşme hücrelerini kan hücrelerini toplayarak orada hızlı bir iyileşme sağlıyorlar. Dolayısıyla biz bu Smart hidrofilik implantları diyabetli hastalarda, sigara içenlerde, kemik kaybı fazla olanlarda. Veya e, herhangi bir e, kanser tedavisi görmüş hastalarda rahatlıkla kullanıyoruz ve e, kemikte çok iyi bir kaynama sağlayabiliyoruz. Bunu akıllı implantlar diyebilir miyiz? Tabii akıllı implantlar diyebiliriz. Çünkü kan içindeki iyileşme hücrelerini üzerlerine çekip topluyorlar. Şimdi e, Türkiye'ye diş tedavisi içinde gelen yurt dışından pek çok hasta var. Aslında ne güzel ki Türkiye sağlık turizminde ağız ve diş tedavilerinde de yurt dışından pek çok hasta çekiyor. E, bu da e, devletin hedefleriyle de çok örtüşüyor. Hı hı. E, baktığımızda e, diş tedavisi için Türkiye'ye gelecek olan hastalar ne kadar zamanlarını ayırmalılar, hı hı. E, tedavi süreci böyle bir durumda nasıl işliyor hı hı. genelde ve Türkiye'de e, diş tedavisinin özellikle de implantların ya da diş estetiğinin e, Avrupa ülkelerine göre ne gibi avantajları var? Hı hı. Şimdi e, yurt dışından gelecek kişilerin tabii ki burada kalma süreleri kısıtlı oluyor. İşte 5 günlüğüne, 1 haftalığına, maksimum 10 günlüğüne izinlerini ayarlayıp geliyorlar. Dolayısıyla tedavilerin de bu süre içinde bitmesi gerekiyor. Eğer e, bu sürenin ne kadar olduğunu net olarak öğrenmek istiyorlarsa mutlaka buradaki diş hekimleriyle iletişime geçmeleri lazım. Ve hekimlerinden bu sürenin ne kadar süreceğini net olarak öğrenmeleri gerekiyor. Ama örnek vermek gerekirse bir implant tedavisi için eğer geçici diş yapılmayacaksa burada kalmaları gereken süre bir gündür. Yani Hı -hı. hastamız e, cuma günü gelip pazar günü tedavisini yaptırıp pazar günü ülkesine geri dönebilir. Veya porselen tedavisi yaptıracak bir zirkonyum tedavisi yapılacak. Veya implant yapılacak ama geçici protezde yapılacak. O zaman da kalma süresi 7 günde e, tamamlanır. Tüm tedavileri provalarıyla beraber yapılır ve e, ülkesine e, rahat rahat burada da testini yapmış olarak çiğneme testini vesaire dönebilir. Şimdi siz de yıllardan beri sağlık turizmi alanında da çalışan bir diş hekimi olduğunuz için Hı -hı. şunu sormak istiyorum. Yurt dışı tedavileriyle biraz önce onun yanıtını e, alamadım Hı -hı. ağız diş tedavileriyle e, Türkiye'yi kıyasladığınızda Türkiye'nin ne tür avantajları çıkıyor? Neden ee, özellikle yurt dışında yaşayan e, Türkler ya da yabancı hastalar Türkiye'ye diş tedavisi olmaya geliyorlar? Hı -hı. Şimdi e, birinci avantajı fiyat avantajı. Çünkü yurt dışında yaptıracakları bir tedavi fiyatına burada gelip hem tatillerini yapabiliyorlar hem tedavilerini yaptırabiliyorlar hem de üstüne para artabiliyor. Özellikle diş tedavisinin çok pahalı olduğu İsviçre, İngiltere gibi ülkelerden geliyorlarsa ki Almanya'da birçok şehrinde çok daha pahalı Türkiye'ye göre bu avantaj için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Artı burada hekimleriyle daha iyi iletişim kurabiliyorlar hı hı. çünkü implant tedavisi de yaptıracak olsalar sonunda bir estetik diş de yapılması gerekiyor oraya hekimlere isteklerini beklentilerini ne kadar iyi anlatabilirlerse sonucu da o kadar iyi olacaktır tedavinin bu açıdan kendi dillerini konuşabildikleri ülkeyi tercih ediyorlar ve Türkiye'ye geliyorlar. Evet. Bu sebepler hastalarımız için tabii büyük avantaj oluyor. Bu nedenlerle Türkiye'yi tercih ediyorlar ve çok sayıda hastamız Almanya'dan, yurt dışından, Avrupa'dan Türkiye'ye diş tedavisini yaptırmak için geliyor. Sayın Diş Hekim Pertev Kökdemir çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyin ağız ve diş sağlığı köşesine katıldınız ve diş kayıpları ve implantlar konusunda bilgi verdiğiniz sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sevgili izleyiciler, sorularınız ya da görüş önerileriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.